Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stardew ve 1.6 güncellemesiyle birlikte gelen büyük ağaç görevini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle gece uyuduktan sonra böyle bir ses duymuş olmanız gerekiyor ve sabah kalktığınızda ve bu ağacın yanına geldiğinizde sizden 100 tane kereste isteyecek. Ve siz 100 keresteyi getirdiğiniz zaman ağaçla etkileşime girerek 100 parça keresteyi kullanıp ağacı onaracaksınız. Bu şekilde ağacı onardıktan sonra belki birileri buraya taşınmak ister diye bir not çıkıyor. Böyle küçük tatlı bir ağaç ev yapıldı aslında buraya. Sonra bir gün uyuyorsunuz. Ertesi gün uyandığınızda böyle bir lokum belirmiş oluyor. Açım balık istiyorum diyor. Burada size bir görev veriyor. 5 tane midye ve 1 tane tütsülenmiş iri ağızlı levrek. Bu tütsülenmiş iri ağızlı levreyi nasıl yapacağınızı da göstereceğim şimdi. Öncelikle bir tane iri ağızlı levrek tutmamız gerekiyor. İri ağızlı levreyi bulduk. Biraz zor oldu ama. Şimdi bunun nasıl tütsüleneceğini göstereceğim. Evet, balıkları tütsülemek için Lili'den balık tütsüleyici tarifini almanız gerekiyor önce. Şimdi biz tarifi aldık. Hemen bakalım nasıl yapılıyormuş. 10 kereste 1 tane deniz jeli, 1 tane mağara jeli ve 1 tane nehir jeli. Hepsini nereden bulabileceğinizi tek tek göstereceğim şimdi. Evet, mağara jelini burada gizli ormanda bulabilirsiniz. Deniz jelini de bu şekilde iskelden tutabilirsiniz. Nehir jelini de kasabamızdaki mağaranın 100. katına inerek bulabiliriz bir şekilde. Tütsüleyici için gereken bütün malzemeleri topladık. Hemen bir tane oluşturalım. Şöyle gözüküyor. Şuraya koyacağım ben. Şimdi tütsülemek istediğimiz balığı ve bir parça kömürü bunun içine atıyoruz. Ve olmasını bekliyoruz. Evet, yaklaşık 30 dakikada tütsülenmiş iri ağızlı levreğimiz oldu. Şimdi götürüp görevimizi tamamlayalım. Evet, bu şekilde 5 tane midyemizi ve 1 tane tütsülenmiş iri ağızlı levreğimizi koyduk ve görevi tamamladık. Sağ ol baba, şunu al diyor. 25 tane havuç tohumları. Bunları aslında toplamak o kadar zor değil ama yine de teşekkür ederim. Evet, görevi tamamladık. Şimdi de diyor ki belki artık eş bulurum. Eş bulabilmesi için bir haftanın geçmiş olması gerekiyor. Şimdi bir hafta sonra tekrar geleceğiz buraya. Evet, bir hafta doldu. Gidelim bakalım Raccoon'umuz kendine bir eş bulabilmiş mi? Gördüğünüz gibi Raccoon kendine bir eş bulmuş ve şu anda açım meyve istiyorum diyor. Yeni bir görev. Kurutulmuş kiraz ve kayısı reçeli istiyor. Sanırım birazcık zamanımız alacak bunları yapmak ama halledeceğiz. Eşine geldiğimizde de bir satıcı. Bakalım neler satıyor. Sanırım bu kadar. Bir tane akça ağaç tohumuna bir tane havuç tohumu satıyor sanırım. Yani bir tanedir diye düşünüyorum. 15 tane öze, yaz kabak tohumları ve 5 tane yosuna brokoli tohumları satıyor. 2 tane çamkoz alanında kış kabanı tohumları satıyormuş. Bunları da deneriz mutlaka ama önce bizim Raccoon'umuzun bizden istediği şeyleri yapmamız gerekiyor. Kurutulmuş kiraz ve kayısı reçeli. Önce sandıklarımı kontrol edeceğim kayısı var mı diye. Evet, bir sandıkta kayısı buldum. Şimdi bunu reçel yapacağız. Kayısı reçeli yapabilmek için dümdüz fıçılara kayısı koymamız yeterli. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şansıma burada kiraz da varmış. Görmemiştim biraz önce. Çok güzel. Kirazı da kurutacağız şimdi. Kurutma yapabilmemiz için Pierre'den kurutucu tarifi almamız gerekiyor ilk önce. Şöyle aşağı indiğinizde kurutucu tarifi 10.000 gold'a satılıyor. Bunu alıyoruz. Hemen burada 30 tane odun, 2 tane kil ve 1 tane kızıl kuvars. Aslında kolaymış malzemeler. Evet, kurutucuyu yaptık. Bunu da şöyle tütsü makinesinin yanına koyacağım ve 5 parça meyveye ihtiyacımız var. Böyle olmasını bekleyelim şimdi. Ben bu kurutulmuş kirazı Raccoon'a vermeden önce fiyatına bakmak istiyorum. Merak ettim ama bugün çarşamba. Bir gün daha uyuyup Pierre'in açılmasını bekleyerek bu fiyatı karşılaştırmak istiyorum. Buna değeceğini düşünüyorum. Bakalım şimdi.
Evet, kurtulmuş kiraz 875 golda satılıyor. Bir tane kiraz da 88 golda. Biz kurtulmuş kirazı yapmak için 5 tane kiraz harcadık. Yani 440 golda falan denk geliyor 5 tane kirazı normal satarsak. Ama kurtulmuş kiraz 875 gold. Yani neredeyse 2 katı. Kurtulmuş kiraz daha karlı. Evet, kayısı reçelimiz 3-4 günde olmuş. Hemen alalım ve görevimizi tamamlamaya gidelim. Evet, bu görevi de bu şekilde tamamlamış olduk. Sağ ol baba, şunu al bakalım bu sefer ne verecek. Rakun günlüğü verdi. Rakun günlüğü adlı kitabın bir kopyasını buldun. Yabani otlardan karışık tohum elde etme şansı artar. Güzel, bunu sağ tıkla okuduk. Çok güzel. Bunu henüz Türkçe çevirmemişler. Yeni göreve bakmadık. Gidiyorduk. Nereye gidiyoruz? Aile kurma zamanı geldi. Bunu ne zaman yapacaklarını bilmiyorum ama biz yine bir hafta bekleyelim. Ben bir tane akça ağaç tohumu getirmiştim. Bir tane mi havuç tohumu alabiliyorum diye bakmak için ve aynen bir tane alabiliyormuşum. Benim hala aile olma... Aa, olmuşlar. Şuradan kafasını çıkarmış. Çok tatlı. Evet, ne diyor bu sefer? Açım mantar istiyorum. Kurutulmuş kuzu mantarı, 5 tane beyaz suyosunu. Umarım kuzu mantarımız vardır. 5 tane kuzu mantarımız varmış. Şimdi bunları kurutacağım. Evet, bir gün uyudum, uyandım ve kurutulmuş kuzu mantarımız hazır. 5 tane beyaz suyosunumuzu da aldık ve görevimizi tamamlamaya gidelim. Evet, açsın mantar istiyorsun ve ben sana mantar getirdim. Evet, bu görevin sonucunda ne alacağız çok merak ediyorum. Çok kısa bir sürede yaptık bunu. Rakın kürkü başlık. Bakalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Kahvedeki dayılara benzedim. Neyse, bir süre bununla dolaşabilirim sanırım. Dükkana bakalım. Dükkanımız... Bunu tekrar alabiliyormuşum. 10 tane karışık tohum karşılığında. Güzel. Alırız. Aa, arkamda bir şey... Aa! İnanamıyorum. Böyle göründüğünü düşünmemiştim. Biz yine diğer göreve bakmayı unuttuk. Artık ailemi genişletebilirim. Nasıl genişleteceksin? Tekrar bir hafta bekleyelim o zaman. Burada şapkamı değiştireceğim, çok çirkin. Evet, bir hafta doldu. Bakalım Rakun'umuz ailesini genişletebilmiş mi? Evet, Rakun'un ailesini genişletebildiğini görebiliyoruz. Susadım, meyve suyu istiyorum. Bakalım. Yaz kabağı suyu ve katlanmış domates. Evet, kabak suyu. Bizde şöyle tohumları var ama yazın ekilmesi gerekiyor. Yani bir gün sonra. Tamam, bunu hemen yetiştirelim o zaman. Gelelim. Acaba domatesimiz var mı ya? Umarım vardır. Yazın yetişiyor dedim ama seramızın olduğunu unutmuşum. Ben buraya ektim. Çok güzel, domatesimiz de varmış. Hemen bunu bir paklayalım. Paklamak için de aynı şekilde sade fıçılara koymamız yeterli. Evet, böyle paklanmış domatesi elde etmiş olduk. Beyaz kabaklarımız olmuş, hemen toplayalım. Beyaz kabağı suyu elde etmek için böyle fıçılara koyacağız. Bunları koymayacağız. Hemen buna da koyup farkını göstereyim size. Evet, bakın. Buraya koyunca yaz kabağı paklanmış yaz kabağına dönüşmüş oluyor. Buradaki de suyu olacak ama ne zaman olacak? Bir iki gün olur sanırım bu da. Yaz kabağı suyumuz olmuş. İki tane yapmıştım ne olur ne olmaz diye. Hemen gidelim ve görevimizi tamamlayalım. Evet, bu görevimizi de tamamladık. Bakalım, sağ ol baba, şunu al. Alalım peri tozu. Ne? Peri tozu. Fıçı ocak ve diğer üretim ekipmanlarına serpildiğinde üretim anında tamamlar. Daha önce bu var mıydı? Yoktu sanırım. Ya da ben işte gelmemiş de olabilirim. Hatırlamıyor olabilirim. Emin değilim. Bakalım sırada ne görevimiz var? Sen iyi bir dostsun baba. Artık bir yavrumuz daha olabilecek. Yine bekle diyorsun. Yani tamam, bekleyelim.
Evet, bir hafta doldu. Bakalım Rakun'umuz ailesini ekstra genişletmiş mi? Artık yeter, ne kadar genişletecek daha bilmiyorum. Evet, bir kişi daha eklenmiş ailesine. Bakalım bu sefer ne isteyecek? Şşt, baba, hanıma hediye almalıyım. Bana ne? 10 tane yosun. Aa, yanımda var direkt. Hemen bir tanesini vereyim. 99 tane de bal çıkacak. Hemen getiririm, hiç önemli değil. Al bakalım, 99 tane de bal çıkacak getirdim. Sağ ol baba, şunu al. Bu sefer gerçekten güzel bir şey vermen gerekiyor. Çünkü bak, her seferinde bir hafta bekletiyorsun beni. Güzel bir şey ver. Orman akvaryumu mu? Ne işe yarıyor acaba? Şu an iyiyiz baba. Evet, sanırım bitti. Şu anlık bitti en azından. Orman akvaryumunu buraya koydum ama içine ne koyacağımı bilmiyorum. Yani orman dediği şey ne? Neyse, bunu da keşfederiz herhalde. Evet, yine bir hafta bekledik. Bakalım Rakun'umuz bu sefer ne yapmış? Sanırım dördüncüyü doğurmuş. Size yardım edersen seni ödüllendiririm. Deniz kestanesi paslı kaşık. Paslı kaşık bir tık zorlayabilir. Ama ben böyle şeylere atmayıp biriktirdiğim için bulma ihtimalim de var. Ve gerçekten düşündüğüm gibi paslı kaşık da varmış. Yani bir şeyleri atmamak işime yaradı. Bir de ne istiyordu? 2 tane deniz kestanesi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet, bu seferki kolay oldu. Bu görevi de tamamladık. Çok hızlı ilerliyoruz ya. Sağ ol baba, şunu al bakalım. Yıldızların kitabı. Bu neydi? Okuyamadım. Bunu okuyarak tüm becerilerde deneyim kazan. Ha, dur bakalım şimdi. 9319. Hemen okuyorum. Mükemmel ustalık birinci seviye olduk. Bu kaça kadar gider bilmiyorum ama hızlı olduk gibi sanki. Olmadık mı ya da bilemiyorum şu anda. Emin değilim. Yine görevi okumadan gidiyordum. Gayet iyiyiz baba. Tamam, şu an iyiler. Bir hafta sonra kötüleşecekler. Evet, bu kaçıncı bir hafta bilmiyorum ama bu da doldu. Rakun, umarım artık bizden daha fazla beklememizi istemezsin. Çünkü sıkıcı olmaya başladı. Lütfen ne isteğin varsa hemen söyle ve bitsin. Bu bayağı kalabalıklaşmış bunlar. Evet, bize yardım edersen seni ödüllendiririm diyor. Kurutulmuş çakal eriği ve Hindistan cevizi reçeli. Çakal eriğimiz var mı? Hemen bir bakalım. Evet, çakal eriğimiz varmış. 5 tane alalım. Hindistan cevizi de varmış bir tane. Şimdi de yapalım hemen. Önce kurutulmuş çakal eriği. Sonra da Hindistan cevizi reçeli. Umarım doğrudur ya. Ya kurutulmuş Hindistan cevizi ise ve çakal eriği reçeli ise? Ne yapacağım? Bir daha yaparım. Şimdi bunların olmasını bekleyelim. Çoğalmamışlar sanırım, değil mi? Size yardım edeceğim. Al bakalım. Görevi de bitirdik. Bakalım ne verecek? Ne verecek? Ne verecek? Mağara avucu ne? Neden? Neden? Gayet iyisiniz, evet. Ama ben iyi değilim. Mağara avucu neden verdin? Ay neyse, bir hafta daha bekleyelim. Evet, Rakun'a verdiğimiz bir haftalık süre yine bitti, yine bitti, yine bitti. Asla bıkmıyor bizi bekletmekten. Şey, ne yapıyorsun yavrum? Ya asla bıkmıyor bizi bekletmekten. Yani nasıl bir zevk alıyor bilmiyorum. Henüz çözemedim. Ama katlanıyoruz, katlanacağız. O görevler bitecek. Ne zaman biter bilmiyorum ama bitecek. Bakalım Rakunlar yine çoğalmış mı? Sanırım çoğalmışlar. 5 tane olmuş. 4 taneydi galiba ya bunları. Kurutulmuş mantar. Bunu yaparız. 5 tane de mağara avucu. Bak, biraz önce kendisi verdi. Mağara avucunu şimdi istiyor. Anlamadım ben bunu. Evet, kurutulmuş mantarımızı ve 5 tane mağara avucumuzu koyarak görevi tamamladık. Bakalım bunun sonucu neymiş? Yıldız kaydı çayı. Aa, bu yeni gelen çay değil mi? Bakalım, herkesi mutlu edecek çok özel bir hediye. Keşke bunun tarifi falan olsa ya, güzel olurdu. İçilmiyor sanırım bu. Aynen. Sadece hediye. Gayet iyisiniz baba. Tamam babam. Bir hafta sonra yine gel diyor.
Oha sen oğlum ne yaptınız lan? Bize yardım edersen seni ödüllendiririm. Edelim. Kış kökü, mağara havucu suyu. Şimdi mağara havucu var evet ama kış kökümüz var mı bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Evet, bir tane mağara havucu suyu, bir tane de paklanmış kış kökü. Şimdi bunların olmasını bekleyelim. Evet, kısa zamanda paklanmış kış kökümüz oldu ama mağara havucumuz henüz hazır değil. Evet, mağara havucu suyumuz da hazırlanmış. Hemen bunları götürelim ve görevimizi tamamlayalım. Evet, size yardım edeceğim şimdi. Bakalım, bu paklanmış kış kökü, bu da mağara havucu suyu. Alın bakalım. Görevleri bayağı tamamlıyoruz da bunun sonu nereye gidiyor? Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Bir hafta daha bekleyeceğiz. Evet, bir hafta doldu. Bakalım rakunlar artık üremeyi durdurmuşlar mı? Kaç tane olmuş ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. Ablacım, yani yanlış anlama da. Neyse. Evet, size yardım ederim. Tütsülenmiş yayın balığı. Neyse ki kolay. 5 tane de deniz tarağı. Gidip getirelim. Hemen de gözün doysun artık. Bir şey isteme ya. Umarım bunu verdikten sonra bütün görevler biter. Yıldızların kitabı verdi yine. 2870 puanımız var. Okuyunca 4120 olduk. Çok güzel ya. Şundan bir 5-6 tane versen ne olur ki? Evet, şimdi umarım bitmiştir. Gayet iyiyiz baba. Bitmemiş. Son bir kere daha bekleyeceğim. Son bir hafta daha. Lütfen artık bu beklediğimiz son bir hafta olsun. Bu son olsun. Lütfen. Dayanamıyorum artık. Ha, doğru mumuş mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğrumuş mu? Doğrumuş. Anlamadım. Neyse bilmiyorum. Evet. Kurutulmuş kış kabuğunu ve kaktüs meyvesi reçeli. Kış kabuğunu. Kış kabuğunu için iki tane çam kozalağına ihtiyacım var. İki tane çam kozalağı getireyim. Yine her zamanki gibi kaktüs meyvesi reçeli için bir tane kaktüs meyvesini düz fıçılara koyuyoruz ve olmasını bekliyoruz. Evet, şuradan kış tohumu alalım. Bunu ne yapacaktık? He, kurutulmuş kış tohumu almamız gerekiyor. Yani aslında bundan 4 tane daha almamız lazım. 8 tane daha getirmeliyim. Tamam, emaneti getirdim abla. Alsana. Çiftle alamıyormuşuz bu arada bunu. Denedim. Mistik şurup ne lan? Aa, çok iyi. Benzeri kırık gözlü bir tane orman akvaryumu veriyor. Şimdi bu kış tohumlarını böyle ekelim. Kış kabınları olmuş. Şimdi kurutacağım bunları. Aa, kurutamayacağım sanırım. Çünkü hepsi aynı değil. Ya neden? Umarım bu sefer aynı yıldızlı olmuşlardır. Hemen bir bakalım. Aynen 5 tane var. Hemen bunları kurutalım. Şuradan da kaktüs meyvesi reçelimizi alalım. Evet. Al bakalım. Yıldızların kitabı vardı yine. Neyse okuyalım. Deneyim kazanmıyoruz artık bundan. Kötü. Neyse. Ben buna 10 tane rakun olana kadar devam etmek istiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere daha. 2 kere. Son 2. İnanıyorum biteceğine. 10 tane olunca bitecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bir tane kaybolmuş. Kurutulmuş çilek, Hindistan cevizi reçeli. Çilek bulamayız bence. Emin değilim ama bulamayız gibi. Yine de bir bakacağım. Hindistan cevizi reçeli, kurutulmuş çilek. Aa, varmış.
Dilek yoktur dedim. Sadece bu sandıkta 376 tane var. Oyunumu ne kadar fazla tanıdığımın kanıtı da bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların 8.'si nerede? Buradayım be, buradayım. Al sana yardım edeyim. Evet, neymiş? Yıldız kaydeçeği. Abi gayet iyi değilsiniz. Çocuklar yok. Azalıyorlar mı acaba artık? Bir hafta daha ilerleselim bunu. Evet, bugün dönüm noktası. Orakunlar azalacaksa işimize devam edebiliriz. Ama eğer gitgide artıyorlarsa bunun bir sonu yok gibi gözüküyor. Hemen bir gidip kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala 7 tane var. 8. nereye gitti bilmiyorum. 9. neden çıkmıyor onu da bilmiyorum. Ama yani buna birazcık ara vermeliyim. Bu part 1 olsun. Part 2'yi de artık kafamı topladığımda çekerim. Çünkü bu beni gerçekten çok yordu. Asla bir sonuca varamıyoruz. Yani yapıyoruz yapıyoruz. Hep aynı yerdeyiz. Dönüp dolaşıyoruz. Yani bir son olmayacak diye korkuyorum açıkçası. Umarım olur. Çünkü olmasını istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.